Merhaba arkadaşlar. Sizinle şimdi bir yay yaptım arkadaşlar. Bu yemleme yayı olarak sazan avında falan kullanılıyor. Ama ben bununla şimdi Kıbrıs yapacağım. Kıbrıs takımı yapacağım. 2 numara iğne kullanıyorum arkadaşlar. 2 numara iğne her balığı yakalıyor. Şöyle. 2 numara iğne. Aralarını 3 santim yapacağız arkadaşlar. 4-5 santim, 4-5 iğne bağladım yeterli. Şöyle. Hemen bir arka yapacağız arkadaşlar. Dört beş kere sarıyoruz. Çekiyoruz. En kolay iğne bağlama. İğne yutturuyoruz arkadaşlar. İğne de alıyoruz. Hemen aynı şekilde. Onu da koyuyoruz. Tekrar yine halka oluşturuyoruz. Şöyle 4-5 tur sarıyoruz. Fazla da çekiyoruz. İğneyi tutturuyoruz. Şu şekilde. Aynı sistem yine aralarını bırakıyoruz. Arkamızı yaptık. 4-5 tur sarıyoruz. Şu an 4 iğnemiz oldu. İğne markasını arkadaşlar veremiyorum. Çünkü telif hakkı yiyebiliriz. Abonemiz yok çünkü bizim. Henüz daha abonemiz olduğu zaman inşallah iğne şeyini veririz. Bunu da sarıyoruz arkadaşlar. Çekiyoruz. Sıkıştırıyoruz. Çok fazla iğne yapmaya gerek yok. 4-5 tane iğne yetiyor. Hemen fazlasını keselim arkadaşlar. Şekilde. 4-5 iğne bağladık. Bunu da buraya bağlıyoruz. Allah izin verirse bağlayacağız. Kolay bağlama şekli. Burada bir arka oldu arkadaşlar. Oradan geçerek çektik. Sıktık. Bitti. Bazıydı. Kestik mi? Kesemedik. Bugün keseceğiz. İnşallah bugün keseceğiz. Arkadaşlar ben makara el oltasıyla avlandığım için burasını makara el oltasına bağlıyorum. Kurşun kullanmıyorum. Bu şekilde iğnelerimizi bağladık. İğnelerimizi bağladık arkadaşlar. Güzel bir takımımız oldu. Şöyle.
Arkadaşlar ekmek sarabilirsiniz. Yineleri istediğiniz küçüklükte, büyüklükte bağlayabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum. Ekmek sararsanız kefal, çupra, lidaki bizim İzmir'de yakalanması basit. Ben sardalyeyi tuzlanmış sardalye yapıyorum. Ortadan yarıyorum. Bu şeyi üstüne sarıyorum. Yineleri üstüne doluyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Sardalyenin üstüne güzelce doluyorum. Kurşun kullanmıyorum. Kurşunsuz. Bu şekilde sarıyorum. En son iğneyi de balığın üstüne bir yere geçiriyorum. Tabii bu iğneler balığa sarıldığı zaman hepsi dik duruyor. Balık iğneyi görür mörür diye bir kanun yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Avcı balık, aç balık iğneyi görmez. Direkt yeme atlar. Onun için yıllardır avlanıyorum. Balık iğneyi görse yemeye gelmez. İğneyi görür diye bir şey yok arkadaşlar. Aç balık iğneyi de yutar, yemi de yutar. Bu şekilde takımız var arkadaşlar. İnşallah sizin de işinizi görür. Çok basit yapımı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.